İçişleri Bakanı Soylu Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz demiş ama o yeri açıklamak istememişti. FETÖ'nün kara kutusunun Alman İstihbarat Teşkilatı'nın güvenli evlerinde koruma altına alındığı ileri sürüldü. Biliyor musunuz nerede olduğunu? Alman biliyoruz. Süleyman Soylu'nun o açıklaması Adil Öksüz tartışmasını yeniden başlattı. Hain darbe girişiminin kilit isminin Alman devletinin koruması altında olduğu öne sürüldü. Tabii ki yeri söyleyemeyiz. Bir devlet bilgisi olarak orada yürütülen mücadelenin hassasiyeti bakımından paylaşılması doğru olmaz. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı 15 Temmuz'un ertesi sabahı önce gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Yurt dışına kaçırılmasındaysa CIA'in parmağı olduğu iddia edilmişti. Ver bize diyorsun, kendi sisteminde bunu yayınlamayı reddediyor. Adil Öksüz nerede sorusuna yanıt aranırken tüm oklar Almanya'yı gösterdi. Geçen yıl Anadolu Ajansı bir ihbarın izini sürmüş, Berlin'de kaldığı iddia edilen evi görüntülemişti. Alman basını da o haberi teyit etmiş, güvenli bir eve nakledildiğini duyurmuştu. Adil Öksüz Almanya'da mı? Net. Yani net bir şey söylememek gerekir. Dünyanın neresinde biliyoruz, ele geçirmeye çalışıyoruz. FETÖ'nün kara kutusunun Alman istihbaratının güvenli evlerinde tutulduğu öne sürülürken İçişleri Bakanı adres sorularını bir kez daha yanıtsız bıraktı. Antalya'daki turizm sayısı 15 milyonu aştı. Bundan daha güzel bir haber var mı? Bu konuşma hiçbir ciddiyetle bağdaşmıyor. Adil Öksüz mutlaka yakalanmalıdır. Gayretlerimiz bu örgüt tamamen bitene kadar, devletin damarlarından değil, kılcal damarlarından tamamen temizlenene kadar sürecektir.